Merhabalar, ben Abdurrahim. Ben Arzu. Bugün Ormanya'dayız. Yağmur da var. Bakalım nasıl geçecek? Çok merak ettiğimiz bir yerdi burası. Evet ve çok güzel. Sonbaharda tam gezilecek bir yer. Evet, Bursa'dan 2 saatlik mesafeyle geldik buraya. Gerçekten hem kolay hem de görülmesi gereken bir yerlerden. Başlayalım. Candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Gezimizin sonuna geldik. Özetleyecek olursak, hafta sonu kaçamağı için düşünmenize bile gerek yok. Mutlaka gitmelisiniz. Ormanya, Kocaeli'de bulunan doğal bir güzellik. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük yaşam parkı. Yüzüklerin Efendisi filmini anımsayacağınız Hobbit evlerinde hoş vakit geçirebilirsiniz. Hayvanat bahçelerine karşı olduğumuzu söyleyelim öncelikle. Ama burası bildiğimiz hayvanat bahçesi gibi değil. Alageyik gibi hayvanlar çitlerle çevrili hapishanede değil, ormanlık doğal bölgedeler. Hayvanlara dokunabilirsiniz kaçmadıkları sürece. İsterseniz doğa yürüyüşleri yapabilir, isterseniz bisiklet kiralayabilirsiniz. Kamp ve karavan alanları var. Onlar da ücretsiz. Kocaeli Belediyesi gerçekten muhteşem bir iş çıkarmış. Hatırlatalım, ateş veya mangal yakmak yasak. Tuvalet, elektrik, su, aydınlatma gibi hizmetler olduğu için rahat bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz. Özellikle ilk kez kamp yapıyorsanız çok güzel bir deneyim olacaktır sizin için. Ormanya'nın yanında 50 metre uzaklıkta ters ev konseptini de ziyaret edebilir, eğlenceli fotoğraflar çekinebilirsiniz. Not düşelim. Siz de sonbaharda gelirseniz bizim gibi renklerin arasında kaybolabilirsiniz.